Merhabalar, Ebru Aykaç ben, nasılsınız? Şimdi bu haftada, bu cumada size 2-3 kitaptan bahsedeceğim. Öncelikli olarak bahsedeceğim ilk kitap sevgili Başak Buğday'dan Gücenmedim dersem yalan olur kitabı. Şimdi Başak Buğday yıllardır Ot Dergisi'nde yazıyormuş. Muşlu yalnız, hep böyle muş diyorum. Ve bu çıkan kitabı aslında ikinci kitabıymış. İlk kitabını ben okumamıştım. Bu kitabıyla kendisiyle tanıştım. Bu kitabın içindeki ilk kitabını, aslında daha doğrusu bu kitabı okumaya başladığımda merak ettim daha önce ne yazmış diye, onun üzerine fark ettim. Ay, şöyle kitapların üstüne doğru gömülüyordum. Dediğim gibi şu an bildirim geldi Instagram'dan, dikkatim dağıldı ekran üstüne. Bu ikinci kitabıymış. Ben bu kitabı şimdi şöyle oldu, çok net anlatacağım, bakalım anlatabilecek miyim, nasıl derken hislerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada gücenmedim dersem yalan oldum hikayesinde ilkokula giden bir kız çocuğu var. Anne, baba, kız çocuğu ve bir de kız kardeşi var. Bu bir aile hayatını anlatıyor ama tabii ki ilkokul öğrencisi, yani 6-7 yaşındaki bir çocuğun ağzından anlatıyor bu hikayeyi. Şimdi ben çocukların ağzından anlatılan hikayelere bayılıyorum. Çok çok seviyorum. Benim için de fakat bu tarzda iki tane çok çok önemli, çok kıymet verdiğim iki kitap var. Ki normalde şunu da çok net söyleyeceğim. Ben Ece Temel Kur'an okumayı sevmiyorum. Yani Düğümleri Üfleyen Kadınları 5 yıl önce ya da 6 yıl önce okumayı denemiştim. 40-50 sayfa okuyup okumamıştım ki çok sevenim var. O yüzden tekrar deneyeceğim. Sonrasında bu bir üçleme gibi, işte içimden dışımdan bir şey falan gibi, böyle bir üçleme kitapları var. Onların da birincisini okudum. Aa, yok yani kitaplar güzel ama benimle alakası yok. Ben maalesef şiir okuyamıyorum ya, bu biraz daha böyle şiirvari bir dille anlatılmış. Yani ama ben anladım ki ben Ece Temel Kur'an okuyamıyorum. Ki ona rağmen bu alanda dediğim iki kitaptan bir tanesi yine Ece Temel Kur'an'ın Devir kitabı. İlk 90 sayfayı falan 3-4 günde okumuştum. Geri kalan 300 sayfasında bir buçuk günde falan okumuştum. İnanılmaz güzeldi. Orada da 5 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam 5 yaşındaki bir çocuğun ağzını anlatıyordu. Aslında ben Devir'i çok beğendiğimi söylediğimde de bana şöyle söylediler. Hani Ankara'da, hikaye Ankara'da geçiyor. İşte bizim kuğulu parkımız var, kuğularımız var, tunalımız var, semtimiz sonuçta. O yüzden sevmiş olabilirsin dediler. Hayır, hiç alakası yok. Evet, Ankara'da geçiyor olmuş olması benim içimi ısıtan bir faktördür. Neden? Daha çok canlandırabilirsin nerede ne olduğunu. Senin de yılların belki Kuğulu Park'ta geçtiği için. Yani orayı gözünün önüne getirebilirsin. Ama zaten biz okuduğumuz her hikayede kendi kendimize canlandırmıyor muyuz zaten? Neden ben filmini izlemeyi sevmiyorum? Ya da neden illaki önce kitabını okumam gerekiyor? Çünkü kendim hayal kurmak istiyorum. Hayal kurmaktan hoşlanıyorum. Kendim gözümün önüne getirmek istiyorum. Kendim şekillendirmek istiyorum. Bu yüzden Devir kitabının Ankara'da geçiyor olmuş olması değildi benim onu sevmeme etken. Benim için çok çok kıymetli bir kitap. Hakikaten o kadar güzel bir dille anlatmış ki, ve en güzeli, benim bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama ajitasyona girmeden, aslında çok acı şeyler var. Fakat ajitasyona girmeden o kadar çocuk masumluğuyla yansıtıyor ki inanılmaz güzeldi. Eğer okumamışsanız mutlaka Ece Temel Kur'an'dan Devir'i okuyun. Bir ikinci kitap ise benim için bu şekilde aynı özelliği taşıyan Ayşegül Kocabıçak'tan Ran Gülüzar Ran. O da kısacık bir hikayeydi. O da beni inanılmaz etkilemişti. Ama Ran Gülüzar Ran'da aynı zamanda yeri geldiğinde gecenin bir yarısı okuyordum. Bir cumartesi gecesi okuyordum. Ciddi anlamda böyle kahkahalar falan atıyordum. Fakat 2 sayfa sonra da böyle sanki kalbime bir öküz oturmuş gibi hissediyordum. Çok çok etkilenmiştim ve bu ikisi benim için hala kalbimin bir köşesinde kalmıştır. Bu yüzden çok çok özellerdir. Ve bu yüzden herhangi farklı bir kitap okuduğumda ve bu da bir çocuğun ağzından yansıtıldığında doğal olarak elimde olmadan en nefret ettiğim şey kitap kıyaslamaktır. Tabii ki kıyaslamıyorum ama kendi içimde onlarda hissettiğim hissi arıyorum biraz elimde olmadan. Bu kitabın başında da başladığımda sonuçta hani sevdiğim bir durum olduğu için böyle hevesle başladım. Sonra biraz işte bunları aradım, bu bahsettiğim duyguları aradım. Pek buldum bulmadım emin olamadım ama ilerlemeye devam ettim hikayeyle. Burada da Başak Hanım o kadar aslında çok güzel anlatmış. Ama daha nasıl ifade edeyim ki?
daha sade anlatmış. Daha böyle burada bir dede faktörümüz var. Dedem şöyle derdi, dedem böyle derdi şeklinde ilerliyor ve bu sözler zaten dedesinin ne söylediyse, yani kitaptaki kahramanın dedesinin söylediği her satırı çizdim. Çok çok hakikaten hoşuma gitti. Ama bu kadar çok her satırını çizip niye kitabın başında o iki kitaptaki bahsettiğim şeyi aradığımı çok bilemiyorum. Salim kaşınıyor, para mı gelecek? Ondan sonra fakat hikaye ilerlediğinde o kadar güzelleşti, o kadar güzelleşti ki hele sonlara doğru ya dedim tamam işte budur. Ben hikaye ilerledikten sonra, ortalarından sonra ve sonlara doğru dedim ki tamam, ben bu kitaptan tatmin olmuş bir şekilde ayrılıyorum, vedalaşıyorum dedim. Sevdim. Tabii bu kitabı anlatırken önüne bir sürü bir şey ekledim. O yüzden bu bahaneyle, eğer Devir okumamışsanız Devir, Ayşegül Kocabıçak'tan Rangülüzarran'ı okumamışsanız onu, bir de bunu, bu üçünü okuyun. Hatta Ayşegül Kocabıçak okumuşken Rangülüzarran'ın yanına Dilsiz Annelerin Sessiz Çocuklarını da muhakkak okuyun. Bir de Ben Söylemem Sen Anla mıydı? Bak burada. Evet, Ben Söylemem Sen Anla, bunu da okuyun. Yani Ayşegül Kocabıçak'ın yazdığı 3 kitap var. Üçünü de okuyun. İnanılmaz yani. Hazır Başak Hanım'dan bahsederken bunlardan da bahsedelim. Bahsedeceğim bir diğer kitap Walter Benjamin. Ben şimdi buna Benjamin diyordum. Benjamin. O yüzden özellikle kendi kendime konuşurken mesela Aşım'ı aradım. Dedim ki ya Aşım, ben bu kitabı okuyorum ama şöyle şöyle böyle böyle. Ay inanılmaz çok heyecanlandım dedim. Dün akşam onu aradım. Sonra Pelin'i aradım. Ya Pelin, biliyor musun bu kitap hani şöyle diye baktık ya çocuklar falan, ama nasıl şöyle böyleymiş böyle böyleymiş falan filan derken sürekli ilk önceliğim hani onlara anlatmak oldu. O yüzden Benjamin, Benjamin, Benjamin diye kendi kendime tembihledim. Walter Benjamin, Radyo Benjamin. Şimdi bu kitabı gördüğünüz zaman, ben şimdi ilk bu kitabı aldığımda baktım, şimdi ilk böyle 34. sayfadan sonra başlıyor. İlk 33 sayfada kitabın böyle altlarında görüyor musunuz? Şöyle şöyle dipnotlar var. Şimdi bunları gördüğünüz zaman insan bir doğal olarak bir ürküyor. Ay diyor, çok fazla diyor dipnot var. Ne anlatıyor da bu kadar dipnot yazdı falan diyebiliyor. Ya da ben diyorum, bilmiyorum. O yüzden biraz böyle kitabı okumayı 2 hafta kadar falan erteledim. Yani aslında hemen okumak istemiştim ama 1-2 hafta kadar erteledim. Kitaba başladığımda ilk 33 sayfasında dediğim gibi işte bu hikayelerin aslında nasıl toplandığı, hangi tarihlerde ne olduğu, işte falan filan gibi, bunların nasıl saklandığı gibi bu tür şeylerden bahsediyor. Ya da bu kitabın biraz anlamını anlatmaya çalışıyor. Normalde kitapta arkasında, yani şöyle bir şey var. Walter Benjamin'in 20'şer dakikalık radyo programları var. Yani burada her bir okuduğumuz bir bölümde 20 dakikalık bir radyo programını anlatmışlar. Ve bu aslında çocuklara yönelik bir radyo programı. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman açıkçası ya evet, Walter Benjamin olduğu için okuyalım, nasılmış falan diyorsunuz. Ama gelin görün ki inanılmaz, inanılmaz, o kadar çok hoşuma gitti ki. Şimdi neden hoşuma gittiğini anlatayım size. Buradan özellikle biraz böyle başlıklara baka baka anlatmak istiyorum ki neden hoşuma gittiğini anlayın istiyorum. Şimdi mesela her radyo programında dünyadan farklı farklı ya da Berlin'den, oradan buradan farklı farklı konulardan bahsediyor. Mesela bir programının konusu cadı davaları. İşte eskiden Amerika, eskiden işte yurt dışında şöyle cadı davaları vardı, cadılar avlanırdı, işte insanları nasıl suçladıklarını falan filan gibi, bütün cadı davalarının başladığı yıldan ve burada net ve kesin bilgiler de sunuyor. Bunlarla ilgili sonrasında nasıl bunların sonlandığını ve bunun işte 200 yıl falan sürdüğünü falan anlatıyor. Mesela bir başlığın bir tanesi bu, cadı davaları. Diğer bir başlık mesela eski Almanya'da haydut çeteleri diyor. Bu çetelerin nasıl oluştuğu, nasıl şekillendiği. Duyuyor musunuz sesi? Çok şoka girdim. Çamaşır makinesini çalıştırmıştım. Halbuki bitirince video çekecektim. Rezil. Eski Almanya'daki haydut çetelerinden bahsediyor. Mesela bir bölümde çingenelerden bahsediyor. Çingenelerin ilk işte nasıl, nerede oluştuğu ve çingenelerin işte müzik aletlerine ne kadar düşkün olduklarını,
falan çok iyi müzisyen olduklarını ve çaldıklarını. Bir diğer bölümde bir eski bir Fransız hapishanesinden bahsediyor. Bir diğer 20 dakikalık şeyde bir yazardan bahsediyor. Bir ressamdan bahsediyor. Bir tanesinde mesela Doktor Faust'tan bahsediyor. Bir tanesinde burada posta pulu sahteciliğinden bahsediyor. Dünyada ilk posta pulunu kimin bulduğundan bahsediyor. Bu bulduğu posta pulundan dolayı aldığı ödülleri ve sonrasında bu posta pullarının aslında nasıl sahtecilikte kullanıldığı, yani bunların nasıl çoğaltıldığını falan filan. O kadar, ya sanki bir tür ansiklopedi gibi ama ansiklopedi dilinde değil, çünkü çocuklara hazırlanmış program olduğu için inanılmaz keyifli, eğlenceli ve dolu dolu. Bir bölümde kaçakçılardan bahsediyor. Bir bölümde Lizbon depreminden bahsediyor. Bir bölümde Yanardağ'dan bahsediyor. Ve bu patlayan Yanardağ'da oradan canlı olarak kurtulan, o zaman o Yanardağ patlamasında 18 yaşındayken yazdığı mektupları, yani kitabın içinde kitap varmış gibi de. Sonrasında devam ediyor ve bir iki tiyatro oyununu aktarıyor ve edebiyatla ilgili şeyler de konuşuyor. Sanki ben bu Walter Benjamin kitabını, Walter Benjamin'den Radyo Benjamin'i okuduğum zaman sanki şey gibi hissettim. Bir kitabın içinde 10 kitap varmış gibi hissettim. O kadar böyle dolu dolu hissettim. Çok ama çok beğendim. O yüzden özellikle mesela Aşım'ı da aradım ki, yani biz Aşım'la buna bayılırız diye düşündüm. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Ben ummadığım kadar çok beğendim. Ummama sebebimi söylemiştim. Keşke hani acaba arkasına böyle şeyler yazsalar mıydı diye düşündüm. O yüzden çok çok beğendim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada bir de yıl bitmek üzere, biliyorsunuz. Birkaç kitap okumak istiyorum. Bu birkaç kitap okumak istediğine video kısa olmasın diye ekledim dermiş. Bu arada çok ilginç bir kitap göstereceğim size. Bunu özellikle böyle hatırası olsun, hikayesi olsun diye söyleyeyim. Kitabın adına bakar mısınız? Son Ziyafet. Şimdi ben geçen gün kitaplığımda bir kitap arıyordum. Bulamıyorum. Normalde buluyor olmam lazım. Bulamazken bu kitabı da almıştım, koymuştum. Bu kitabı buldum. O yüzden hemen çıkarttım. Bu kitabı okuyacağım. Fakat bu kitabı hiç, yani bir fikrim yok. Neden aldığımı göstermek istiyorum. Böyle bir biraz manyaklığım vardı eskiden. Şu kitabı biliyor musunuz? Bu böyle kalem kitabı. İnanılmaz güzel bir kitap. Varlık Yayınları'ndan çıkmış. 45 yazar 45 öykü diye böyle ciltli bir kitap. Çok yıllar evvel almıştım. Ve aslında birçok defa da paylaşmıştım. Bu kitabın içinde çok güzel böyle öyküler var. Kağıt kalitesi falan da muazzam. Ve yazarların masalarını da gösteriyor arkadaşlar. İçinde kimler kimler var. 45 yazar var. Hıfzı Topuz'dan tutun. İşte Doğan Hızlan'dan tutun. Buradan seçe seçe okuyorum. İşte Pınar Kür, Necati Tosuner, Eren Düz Atasu. Sonra ben bunları okurken bakacağım, Buket Uzuner okuyamamışım diyeceğim falan filan. Müge İplikçi, Mine Söğüt, Murat Yalçın, Yiğit Bener, Faruk Duman, Gül Ayşe Koçak falan filan filan. Şimdi ben burada psikopat gibi bu kitabı ilk aldığımda, bunun içinde hani yazar masaları var ya, size gösterdim ya demin. Buradaki yazar masalarına bakıp, yazar masalarının üzerinde hangi kitaplar var diye didik didik didikleyip, orada olmayan kitapları gidip inceleyip kendime almıştım. Bazen bu kitapları nereden buluyorsunuz dediniz ya. Şuradan size tanıdık geliyor mu? Gördünüz mü? Şu kapak şöyle. İşte bu kitabın da böyle manyak bir hikayesi var. Bu masada Faruk Duman'ın masası. Bu kitabın da böyle bir hikayesi var. O yüzden inşallah yıl bitmeden o kitabı okumak istiyorum. Bu çok değişik bir durum olduğu için biraz herhalde manyaklığımı göstermek mi istedim? Nedense içimden geldi. Bilmiyorum. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün Nihan Hanım'la canlı yayın yapmaya teşebbüs ettik ya. Aslında daha önce yapmıştık. Ben de çok böyle büyük bir hevesle kitabı aynı gün, o gün tekrar okudum. Bir kere daha okumuş oldum. Tekrar tekrar hatırladım. Aynı çizdiğim satırları tekrar tekrar bir daha çizdim. Yine manyağı bağladım falan, böyle bir şey oluyor. Sanki böyle kanıma bir şey aşılamışlar gibi oluyor. Daha böyle mülayim falan bir insan oluyorum. Sonra akşam canlı yayına girdik. Her türlü şeyi planlamıştım aslında. Ama Nihan Hanım'ı canlı yayına alamayacağımı bir türlü planlayamamıştım. Çok saçma salak bir şey oldu. Yani ben oradan davet etmeye çalışıyorum. Ekranda sürekli diyor ki Nihan Hanım'ı, yani bu kişiyi canlıya bağlayamazsınız yazıyor.
Sonrasında bir şey keşfettim. Tabii bu sonradan keşfettiğim bir şey. O an ona baktığımda sevgili Pelin'i görmüştüm. Pelin'e de aynı ibare yazıyordu. Sonrasında baktığımda oradaki birçok kişiden, atıyorum 100 kişiden 7-8 kişi de canlı yayını alamazsın diyordu. Acaba neden, ayarlarda bir problem vardır? Denedik, ettik falan filan, sonra olmadı ve canlı yayını kapattık. Sonrasında ben bir şey hatırladım. Nihan Hanım'ı aradım. Niye olmuyor falan filan diye sohbet ederken Nihan Hanım dedi ki evet, daha önce de Talha Bey kendisinin eşi olur. Tanışıyoruz. Neden? Çünkü zaten Talha Bey de Nihan Hanım'la beraber bütün söyleşilere, bütün etkinliklere katılır. Talha Bey telefonundan katılıyordu Nihan Hanım daha önceki canlı yayınlarda. Talha Bey cep telefonunu değiştirmiş. Yeni bir telefon almış. Dedim ki markası nedir deyince bana söyledi ve bir an bende jetonlar düştü. Nereden düştü? Pelin telefonunu bozdu. Telefonu bozulmuştu. Yeni telefon almıştı. Hangi marka telefon aldın dediğimde bana Huawei demişti. Huawei telefonu almıştı. Sonrasında Nihan Hanım'la konuştuğumda Nihan Hanım dedi ki Talha telefonu değiştirdi. Kamerası çok iyi diye ondan aldı dedi. O da Huawei telefonu aldı deyince Allah dedim. Şalterler bende indi. Sonrasında bir saat sonra tekrar bir canlı yayını açtım. Canlı yayını açtığım zaman orada bunu söyledim. Söylediğimde oradan 2-3 kişi benim de telefonum Huawei dedi. Böyle olunca onları da canlı yayına almayı denedim. Acaba hakikaten ondan mı diye. Ve anladık ki telefonun markası Huawei olduğu için canlı yayına dahil edemedim. Şaka gibi. Şaka gibi değil mi? Bu, yani bu öngörülebilecek bir şey değildi. O yüzden şimdiden ben buradan sizden tekrar bu bahaneyle ya da vesileyle özür dilemiş olayım. Buna bir çözüm bulduğumuzda, başka bir telefon ayarladığımız zaman bu canlı yayını tekrar yapacağız diyorum ve teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.